8. sorumuz sevgili gençler. Aşağıdaki metinlerden hangisi bilinçaltının bu özelliklerinden herhangi biriyle ilişkilendirilemez demiş. Şimdi gençler bize yukarıda dikkat ederseniz bakın bilgiler vermiş. Bizler bu bilgilerden hareketle seçeneklerden hangisini ilişkilendiremeyiz bunu bulmaya çalışıyoruz. Yine aslında eşleştirme yapmamız gereken sorulardan bir tanesi ve Türkçe sorularına dikkat ettiyseniz arkadaşlar benim nasıl çözdüğüme dikkat ettiyseniz yukarıda verilenlerle seçenekleri eşleştirdiğimizde aslında sorular o kadar kolay ki yanlış yapmanız neredeyse imkansız hale geliyor. Bakın bu eşleştirmeleri yaptığınızda. O yüzden lütfen soruları benim çözdüğüm gibi sizler de soru çözerken bu şekilde deneyin. Gerçekten aradaki farkı sizler de göreceksiniz. Bilinçaltının bazı özellikleri şunlardır. Olumsuzluk kavramını anlayamaz. Ciddiye alınmaması gereken bilgileri ciddiye alır. Zaman kavramı yoktur. Dün, bugün, yarın arasındaki farkı bilmez demiş. Şimdi A seçeneğine bakıyorum. Bilinçaltı dışarıdan gelen tüm tehditlere yanıt vererek sistemi canlı tutmaya çalışır. Ancak bu canlı tutma işlevini buluttan nem kapacak şekilde yerine getirerek tehlikeleri gereğinden fazla abartır demiş. Şimdi arkadaşlar bu ne demektir? Ciddiye alınmaması gereken şeyleri bazen gereğinden fazla abartması nedir? Ciddiye alması demektir arkadaşlar. Bakın bunu A seçeneğiyle eşleştirdim. Gördüğünüz gibi bunu ilişkilendirdim. Bilinçaltı geçmişte yaşadığımız bir olayın çoktan bittiğinin farkına varamaz. Arkadaşlar devamını okumuyorum. Çünkü dikkat ederseniz geçmişte yaşadığımız bir olay yani zaman kavramından bahsediyor. Burada arkadaşlar zaman kavramı yoktur diyordu zaten. Bunu da bakın yine eşleştirdim. Bilinçaltı her şeyi fiziksel olarak görür. İşimiz, okulumuz, tuttuğumuz takım yaklaşan bir sınav gibi soyut durumları anlayamaz. Arkadaşlar yukarıda soyutluktan bahsetmemiş bize dikkat ederseniz. O yüzden bu seçeneği biraz bekletiyorum. Bilinçaltı negatif durumları anlamlandıramıyor demiş. Negatif durum nedir arkadaşlar? Olumsuz durumlar demektir. Bunu da arkadaşlar D seçeneğiyle eşleştirebiliyorum. Dikkat ederseniz yukarıda bize 3 tane bilgi vermiş ve bu 3 bilgi içerisinde arkadaşlar soyutluk kavramına hiç değinilmemiş. Demek ki ben yukarıda bize soyutluk kavramından bahsedilmediği için arkadaşlar C seçeneğini ilişkilendiremedim. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Zaman soyut değil midir öğretmenim? Evet soyuttur. Ancak arkadaşlar bu tarz sorularda zaten dikkat etmeniz gereken şey şu. Size verilmediyse asla bunun olup olmadığını düşünmeyeceksiniz. Bakın yukarıda size bunu kesinlikle soyutlukla ilgili durumu kesinlikle bir madde olarak ayrıca vermeli. Eğer ayrıca verirse o zaman var diyebilirsiniz. Ama sizler size verilen bir cümlede bakın zaman demiş. Burada ne diyor? Geçmişte diyor. Direkt zaman ifadesi arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz. Yoksa bunun dışında soyutluk bununla ilgili ayrı bir madde bize verseydi evet ilişkilendirirdik. Ama bizler şuradan bakın bu üç durumu sadece bakabiliyoruz. Bu üç duruma bakmamız gerekiyor ve kesinlikle kişisel düşüncemizi katmamamız gerekiyor. Zaman diyorsa zaman arayacağız. Olumsuzluk diyorsa bakın olumsuzluk arayacağız. Bu şekilde eşleştirmelerimizi yapmamız gerekiyor. Ciddiye alınmaması gereken şeyleri gereğinden fazla ciddiye alması, abartmasıdır arkadaşlar. Bakın direkt burada ne verildiyse cümlelerde ona bakıyorum. Onun haricinde burada bize verilen bilgilere kişisel yorumlarımı katıp farklı seçeneğe gitmiyorum arkadaşlar. Yazıyorsa vardır, yazmıyorsa arkadaşlar bakın yukarıda bilgi bize yazmamışsa o zaman bunu varmış diyemiyoruz. İlişkilendiremiyoruz ve cevabı da C şıkkı diyoruz.